Herkese merhaba. Bugün Ford Connect'in dezavantajlarını size konuşacağız. Yani biliyorsunuz araba alırsınız ama arabanızın avantajları da olur, dezavantajları da olur. Biz bugün Connect'in avantajlarını konuşmayacağız. Sadece dezavantajlarından bahsedeceğiz sizlere. Hüseyin yanımda. Hüseyin'le beraber bir dostluğumuz var. Yani bir 10-15 yıllık, yani çocukluktan beri arkadaşız. Hüseyin de araba konusunda iyidir ama hani bir ticarete pek bilgisi yok Hüseyin. Genelde otomobil tarzı sedan olabilir mesela. İsterseniz başlayalım. Hüseyin, ben ilk başta şeyden bahsetmek istiyorum. Connect'in bana göre en büyük dezavantajları, mesela saatte 90 veya 100 ile giderken araba ciddi şekilde lastiklerinden bir ses alıyor. Yani yalıtım konusunda Connect iyi değil. Veya siz mesela ben bir hani 140'la giderken, 130'la giderken hani lastiklerden ve aynalardan çok ciddi derecede bir rüzgar sesi alıyorum. Bu da arabanın biraz aerodinamik yapısına bağlı. Ama bazı markalar biraz daha iyi Connect'ten. Hüseyin, senin katacağın bir şey var mı? Evet, yani bir spor araba olmadığı için bir ticari. O yüzden aynalardan çok ses alabiliyor. Aynı Evet. zamanda alttaki yalıtımlar çok kaliteli Motor olmadığı yalıtımı için özellikle çok kötü. motor Evet. yalıtımı orada bir şey var ama ne derler ona, bir Halı. parça halı var Aha. ama yani yeterli değil yani. Sonuçta 1800 motor araba. Yani arkadaşlar, ben şunu de biz şunu demek istiyoruz. Yani siz şimdi sakın yanlış anlamasın kimse, hani Ford Evet. Connect'i kötülüyorsunuz. Biz kötülemiyoruz. Bakın, eğer siz malınızı iyiliğini ve kötülüğünden bahsederseniz, yani siz malınızı seviyorsunuz demektir. Yani biz bu arabanın dezavantajlarını konuşuyoruz. Yani yalan söylemiyoruz. Hani belki videoyu izleyip Ford Connect alacak kişiler olabilir. Onlara yardımcı oluyoruz. Onların sorularını karşılamak için. Hani benim demek istediğim şu. Ben bir araba alıyorum. 40-50 milyar, 60 milyar. Hani neden yani bir küçük bir halı yapılmamış yani kendiliğinden veya yalıtımı yani. Başka markalara bakıyorum arkadaşlar. Yine ticari, bunun sınıfındaki yalıtımları daha iyi yani. Ben bundan bahsediyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Evet, motorundan, aynısından bahsettik. Hüseyin, senin bir eklemek istediğin var mı içinde? Ya iş olarak yine marka ismi vermeyelim. Bazı markalarda cam otomatikleri kendiliğinden bir defa bastığınız zaman kendisi iniyor. Ama Ford Connect'te bunda camı indirmek için sonuna kadar tamamen basılı tutmanız gerekiyor. Yani sonuçta bu en full paket bir araba. Ford Connect'in en dolu paket olarak geçiyor. Ama yani bu bir otomatik olabilirdi. Sonuçta iki cam var, yani dört cam değil. Evet. İki cam için yapabilirsiniz bunu. Ne kadar bir şey olabilir ki yani? Diğer markalara baktığımızda var. Bu neden Ford Connect'in en full paketinde yok? Sonuçta 2013 model bir araba. Evet arkadaşlar, hemen ben de Hüseyin'in söylediği nota ekliyorum. Sadece sürücü camındaki indirmede otomatik var. Yani indirmeye otomatik koyan çıkartmaya da koyabilir herhalde yani. Yani bunlar küçük ama yani konforu arttıran şeyler. Ses sistemine geleceğim Hüseyin. Sen tamam, ben Connect sahibiyim, sen değilsin. Senin sevmediğin özellikler var mı Hüseyin? Evet arkadaşlar, ses sisteminden bahsedeceğim. Şimdi ben bir Connect sahibiyim. Hani ben söylemeyeceğim, Hüseyin'e bırakıyorum. Hüseyin, senle bu arabada hani bir gezmişliğimiz oldu. Ses sisteminden nasıl bir hani nasıl bekliyordun, nasıl bir sonuç aldın? Ya Kısaca bize bilgilendirirsen seviniriz. hani daha kaliteli bir şey olabilir miydi ticariye göre? Olabilirdi. Olabilirdi tabii Çünkü ki. rakiplerinde iyi, Daha daha var. güçlü, evet, bu Daha iyi var. rakiplerine göre bir dezavantajı. Uzun süreli yüksek sesli müzik dinlediğiniz zaman kulakları rahatsız edebiliyor. Evet, tabii diyeceksiniz ki yüksek sesle dinliyorsun. Bu böyle bir Apache arabası mı, yüksek sesle müzik dinleyeceksin? Tamam, değil. Evet. Ama hani insanın bir zevki olabilir. Kendi boş yolda müzik dinlemek istemek Evet, isteyebilir. isteyebilir. Yani bunu başa aradıktan sonra hiçbir zevki kalmaz. Bu Kalmaz. tamamen bir çileye dönüşür. Ve hemen Hüseyin ekliyorum. Kapıların yalıtımı iyi olmadığı için yüksek hızda siz sesini sonuna kadar açsanız da ses çıkmıyor. Çünkü rüzgar sesi alıyor. Ve bir diğer daha nokta var arkadaşlar. Mesela sürücü koltuğunda hani bel destek ayarı, hani tüm böyle ekipmanları var ama Yükseklik yükseklik alçaklık. Hüseyin oturduğu koltuk sabit. Yani alçaklığı. eğer yolculuk ederseniz
kötü olur. Sadece hani koltuk ileri geri alınıyor. Yani bu bir benim yani bizim açımızdan dezavantaj. Yani biz ben daha iyi beklerdim konudaki ama böyle sunmuşlar. Böyle de iyi diyelim. Ondan sonra arkadaki makaslar arkadaşlar. Arabanın mesela bir avantajı tüm rakiplerinden daha iyi yük taşıyabiliyor. Daha kuvvetli motoru var ama çift makas yani bir yolcu bir de yük makası olduğu için çok yüksekte yani çukurlarda falan araba uçuyor gerçekten boş Evet. olursa o yönden kötü arkadaşlar. Hüseyin senin daha ekleyeceğin bir şey var mı? Son bir şey. Kapı. Evet bak onu unuttum ben. Kapı menteşelerinde böyle bir kademe yok arkadaşlar. Yani normal Evet. otomobillerdeki gibi. Hani 1, 2, 3 böyle itersin durur. Bunda öyle bir şey yok. Rakiplerde var mı? Var. Bu en dolu paket bir araç. Hani alt paketlerde olmasın dersiniz ama en dolu paketini alıyorsunuz. Yani bunu bekliyor insan. Çünkü cidden eliniz dolu olduğu zaman mesela atıyorum yan koltuktan bir şey aldınız arabadan ineceksiniz. Veyahut da rampa bir yerdesiniz eğimli. Kapıyı yavaş kapatacaksınız Evet. kapatamıyorsunuz. Bıraktığınız zaman bam diye vuruyor kapı. Atıyorum bayır aşağı elinde bir şey var. Yanında araç var. Kapıyı yanlışlıkla elinden kaçırdın yanında iki araca zarar verebilirsin. Bu kötü bir şey. Kimsenin Çözümlük. başına Evet, gelmesini evet, istemeyiz. evet Biz de yani. istemeyiz kendi arabamıza gelmesini. Ya o yüzden bu büyük bir dezavantaj rakiplerine göre. Yani arkadaşlar uyduğumuzda Konnek'in hani kendimize göre bakın kendimize göre bir dezavantajını biz söyleyelim dedik. Hani alan arkadaşlara yardımcı olmak için. Eğer sizin de bildiğiniz bir dezavantaj varsa yorumlara yazın. Ve arkadaşlar abone olmayı unutmayalım lütfen. Bir bakalım abone değilsek abone olalım arkadaşlar. Evet. Kanal şu an 685 aboneyiz. 1000'e yaklaşıyoruz. Destekleriniz önemli arkadaşlar. Herkese iyi günler.